Herkese merhabalar, yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün yine denizlerdeyiz. Dunkleosus evcilleştireceğiz. Bir bakalım kaçıncı level'da çıkıyormuş. Eğri. 44 level. Ve ardından da bir demirci gidelim, bir tane yapalım. Onda da malzemeleri gösterelim. Ve sonra da denizlere girip yüksek level bulmaya çalışacağız. Şöyle gerekli malzemelerde 300 deri, 180 fiber, 120 çimento ve 80 de metal. Çoğu zaman bu Otçul Adası'nın arkasında oluyor. Bir oraya bakayım, olmazsa da artık başka bir deniz canlısı alıp onunla aramaya devam edeceğim. Ya öyle yüzerek, hani tek başınıza yüzerek yapılacak bir iş değil, bayağı uzun sürecek. O yüzden vazgeçtim, geri geldim. Bende zaten bir tane dünkle var. Bu da erkek. Bir tane dişi bulabilirsem yüksek level iyi olur. Hem bunları çiftleştirip daha iyi özelliklere sahip yeni böyle dünkleler olabilir. Şimdi Tuso'yu aldım, bakalım bir gezelim bakalım. Umarım kısa süre içinde yüksek level bir dişi dünkle bulabilirim. Ya o kadar gezdikten sonra 85 level buldum. Fena sayılmaz daha önceki bulduklarıma göre. Çünkü diğerleri böyle 10, 20, 30, maksimum 50'yi bulabildim. O yüzden bu 85 level'ı evcilleştirmeyi deneyeceğim. Ama öncesinde bir şu etrafı temizleyelim. Şurada bir tane yılan balığı var. O gelsin. Onu bir temizleyeyim. Ardından zaten başka bir şey yok. Sonra da evcilleştirmeye başlayalım. Şöyle paletimizi giyelim. Ardından bir de günlük görev neymiş ona bakayım. Duplo 9 evcilleştirme. Hiç gerek yok. Belki dedim hani olur da şansımıza Dunkle evcilleştir çıkar. Ama çıkmadı. Neyse ben bir denemeye başlayayım. Bir de bu Dunkle evcilleştirmenin iyi yanı çok ağır hayvan. Ve yani hani manevra kabiliyeti falan derler ya, o da çok zayıf. O yüzden böyle vurup, ya vur kaç taktiği olacak. Vuracağız, kaçacağız. Böyle olacak. Ama biz vurduk, bu kaçıyor. Bunun normalde saldırması lazım. Bir bug falan mı var? Yani daha önce de böyle 3-5 defa evcilleştirmiştim. Her seferinde normalde saldırıyorlardı ama belki ben de yanlış hatırlıyor olabilirim. Yani daha öncesinde çünkü saldırıyorlar diye hatırlıyorum. Bilmiyorum, yani bilenler varsa yazabilirler. Şimdi devam edelim. Ben buraları hızlandırırım büyük ihtimalle. Fazla zamanınızı çalmayayım. Thank you.
Şimdi dünklemizde baydık, yayıldı. Şimdi ben buna bir bio yedireyim bolca. Çünkü bayağı bir uzakta kaldım ben şeyden, TUSO'dan. Oraya gidip lezzetli et almam lazım. Ben bolca yedireyim bio'yu. Sonra hemen bir koşu gidip alıp geleyim TUSO'yu. Bu kadar bio yeterli olacaktır. Hem biz gelene kadar da acıkmış olur biraz. Şöyle kısa sürede evcilleşir. Şimdi neredeyiz biz? Tamam, TUSO'da yani. O gördüğünüz küçük kırmızı nokta haritanın alt tarafındaki. Şimdi oraya doğru bir gidelim. O ne? Mayın gibi duruyor. Su altı mayını gibi duruyor. Ha, öldürdüğümüz megalodonmuş ya. Neyse, hadi ben bir koşu TUSO'yu alıp geliyorum. Şimdi bu Dunkle'nin yediği lezzetli çiğ et. Önce balımızı verelim, ardından da lezzetli çiğ et verdiğimizde zaten acıkmıştır bu. Hemen kalkar. Evet, kalktı da. İyi oldu ya, hiç beklemedik. Şimdi yerine hop ne oluyor? Bir saniye, ben bir şunları, iki tane megalodon artistik peşinde. Güzel, bunları da temizledik. Şimdi Dunkle'ye binelim. Bir deneme sürüşüne çıkalım. Ya hava da kararmaya başladı ama umarım bir videoda, yani izlerken bir sıkıntı olmaz. Şimdi binelim Dunkle'mize. Birazcık gezelim, dolaşalım. Böyle bir iki hayvan öldürelim. Evet, şimdi karşımızda 4 tane megalodon. Bakalım bizim Dunkle bunlara karşı nasıl bir mücadele verecek. Hasarı iyi. Yaklaşık 200-200 vuruyor. Zaten bu gerçek hayatta Dunkle kendinden zırhlı balık diye geçiyor. Yani kendinden zırh olduğu için biraz yani daha az hasar aldığını düşünüyorum. Oran olarak ne bilmiyorum ama yani bayağı bir az hasar aldığını düşünüyorum. Çünkü daha önceden de ben bu işte videonun başındaki Dunkle ile Alfa Moza neredeyse kesmek üzereydim. Gerçi öldü sonunda ama baya iyi dayanmıştı. Herhangi bir balıkta işte Megalodon olsun mesela, onunla aynı Alfa Moza ile kapışsaydım çok kısa sürede ölürdü. Şimdi güzel, biz 4 tane Megalodon'u burada da harcamış olduk. Bir diğer bilgi, gerçekte normalde zaten bu Dunkle'ler Megalodon'ları rahatça harcayabilen bir deniz canlısıymış var oldukları zamanda. Tabii kaç yüz, 300-400 milyon yıl önce. Şimdi biz biraz daha gezelim ve petrol toplamaya başlayalım. Bunun özelliği, oyundaki özelliği petrol ve taş toplaması. Negatif yanı ise yani çok ağır ve dayanıklılığı çabuk bitiyor. Ama onun haricinde çok sağlam bir hayvan. Hem güç olarak hem de gelen hasarı karşılamada çok çok iyi. Şimdi sıra geldi petrol toplamada. Buralarda anlatacak bir şey yok. Zaten petrol toplarken aynı zamanda taş da topluyor. Ama dikkat edilmesi gereken, çok yavaş bir hayvan ve dayanıklılığı çabuk bitiyor. O yüzden güçlü bir şey çıktığında işte TUSO olur, ne bileyim MOSA'dır, bunlar karşısında birazcık böyle hani kaçmakta zorlanabilirsiniz. Ama onun için de en iyi yöntem yukarı, direkt yukarı doğru çıkın. Deniz yüzeyine doğru. Bu dediğim hayvanlar MOSA, işte TUSO bilmem ne, bir yere kadar çıkabiliyorlar, ardından yükselmeye devam etmiyorlar deniz yüzeyine doğru. O şekilde kaçabilirsiniz.
Bu kadar yeterli sanırım. Yani çok fazla gezmedik. 711 petrol, 685'te taş toplamışız. Taşa fazla gerek yok. Onları atalım. Ağırlık yapmasın. Kısa sürede 700 küsür petrol gayet iyi. Fazla tehlikeli bir şey de çıkmadı. Çıkanları da öldürdük zaten. Şimdi yavaş yavaş evimize doğru dönelim. Bakın az önce söylemek istediğim de buydu. Derin deniz canlıları, bu işte fener balığı vesaire. Bunlar derin denizde yaşadıkları için bir yere kadar çıkıyorlar. O limitten sonrasına devam etmiyorlar, geri dönüyorlar. Yani kaçmak için iyi bir yöntem. Ha, hazır durmuşken bir de şöyle bir şeyden, işte bu kendinden zırhlı dediğim, şu kafasının oradaki zırh kendinden zırhlı oluyor ve dişlerine bakın. Ya bunlar diş değil zaten. Bunlar bildiğiniz kemikmiş. Yani kendi vücudundan çıkan kemikle böyle bir diş oluşumu olmuş. Ve ağzını her vurduğunda da açıp kapattığında da bunlar kendi kendine bileniyorlarmış. Böyle de bir bilgi vereyim size. Bu yüzden de işte yaşadığı dönemde megalodon vesaire çok kolay harcayan bir balık Dunkleosaurus. Böyle de bilgi vereyim dedim. Artık bu bilgiyle ne yaparsanız yapın. Evet, şöyle karaya da çıkmış olduk. Bu bir önceki videoda yapmış olduğum evin oradayım. Dunklemizi eğittik. Özelliklerinden bahsettim. Yine kısaca özetlemek gerekirse. Çok yavaş hayvan. Dayanıklılığı kolay bitiyor. Ama petrol ve taş toplamada oldukça iyi. Onun haricinde söyleyebileceğim başka da bir şey yok sanırım. Eklemek istediğiniz bir şey varsa lütfen yorumlarda belirtin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.